yüksek sesle konuşan iki kişiden Menderes'in idam edildiğini duydum. Bu fotoğrafı zaten ilk defa çıkarılan fotoğrafı Hürriyet bastı. Hürriyet de büyük bir para vererek onu basabildi. O da sadece arkasından filan şeydi. Böyle bir resmiydi. Düşünsene bu Baykal yakasına yapışıyor tarih olarak o zaman. Hürriyet istiyor. Cevap veriyor adam. Çok kibar bir adamdı Menderes. Çok ama. Bir ülkenin başbakanının yakasından tutuyorsun. Bundan daha büyük hangi hürriyeti arıyorsun diye sormuş. Şey düşmüştü zaten. Zayıflamıştı. İşte beyefendi filan, hakim beyefendi filan diye hitap ediyordu. Menderes tabiat itibariyle de nazik bir insan, kibar bir insan. İşte böyle o gün böyle acı günlerdi. Müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu bir defa başsavcı beyefendinin ifadeleri tertibin vukuunun muhakkak olduğu esasına istinad ederek irade edilmiş ve tevcih edilmiş bir sual oluyor. Ben babamda gözümden yaş gelmemiştir ama hüngür hüngür ağladığımı biliyorum. Bütün millet öyleydi. Bir de Arapça ezanın aslında okunduğu zaman ben küçüktüm. Bir de o zaman halk ağlıyordu. Sevinç ağlamasıydı. Bir de öyle ağlama gördüm ben. Menderes asıldığı zaman, asıldığı gün yani an, ben Balmucu'daydım. Hatta onu çok seven bir Hakkı Morgül vardı Menderes'i. Radyo ilan eder etmez asıldığını küt diye düştü. Bayıldı yani. Çok seviyordu. Okula kaydı da büyük bir külfet gibi gördüm ve İstanbul'da Sirkeci'de rastgele sokaklarda dolaşmaya başladım. Yani demek ki aşırı derecede etkilenmişim. Duygusal olarak bayağı etkilendik tabii. Tabii herkes değil yani. Halk Partililer göbek attı, gördüm ben yani hepsini. Yani. Onlar göbek attı ama milliyetçiler hakikaten kan ağladı. Menderes son konuşmalarından birini İzmir'de yapmış. En az 300 bin kişi meydana toplanmış ve alkış, alkış, alkış Menderes zor konuşmuş. Biraz da onun tedirginliği var insanlarda. Yahu biz bu kadar insan alkış tutarken adama el koyduklarında hiçbirimiz harekete geçmedik ve kımıldayamadık. Onun üzüntüsü var. Yani sadece Menderes'in idamının üzüntüsü değil, kendilerinin hiçbir şey yapmamış olmasının üzüntüsü var. Zeybeğimi birkaç kızan vurdular, çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana. Zeybeğim kalkamaz, dirilemez mi? Odası mühürlü girilemez mi? Şu ters akan sular çevrilemez mi? Ne güne dek böyle gider bu devran? Zeybeğim bir sel ol, bir çığ ol davran.